Mehmet amca, hoş geldin. Hoş bulduk hanım kızım. Evvela programınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Elinize aldığınız işi devlet önüne verip de böyle tam çıkardığına kadar devam etmez isteyeyim. Suçlu suçsuz, haklı haksız ayrılığına kadar devam etmenizi başarılar dileyeyim size. İnşallah Mehmet amca. Tüm ekibinize, hepinize hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı selamet versin. O çiçekler kime Mehmet amca? O çiçekler size ait. Size yakışır. Çok teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Çok sağ ol. Ne zahmet ettin Mehmet amca ya. Hayır. Çok sağ olasın. Hayır hanım kızım. Ay ne güzel çiçekler. Size yakışır diye yaptırdım öyle. Ah canımsın. Çok sağ olasın. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah sizin gibileri başımızdan eksik etmesin çok böyle. Çok teşekkür ederim. Mehmet amca, VTR'yi izlerken neyi merak ettim biliyor musunuz? Evlendiğiniz kişiyi çok mu sevdiniz? Buyur otur Mehmet amca. Çok mu sevdin? Çok iyi gösterdiler kendilerini. Fakat kız berbat. O yanında daha kız var ya. Bunlar alışmış. Kızı yani. Bu hanım kızım, bunlar alışmışlar. Benden önce bunlar gittikten sonra ben araştırdım. Başkalarını da dolandırmaya kalmış bunlar. Ama bu iddian değil mi senin Mehmet amca? Bu iddian. Yani evet. Bilmiyoruz değil mi? Siz bilmiyorsunuz. Fakat o adamların telefonunu verdim. Buraya bağlanacak o adamlar. Dolandıramamışlar. 10 bin lira para istemişler. Onlar da 5 bin lira istemişler. Hala seviyor musunuz eşinizi Mehmet amca? Seviyor musunuz hala? Hayır, bitti. Hiç sevgi de bitti. Yok yok, bitti. Beni öldürüyorlardı. Eğer çıkıp gitmişler oradan beni zehirliyorlardı. Ya ben 45 gün kaldı ama ben 20 gün ancak karımla beraber olabildim. Gerisini kız anasını yanımdan aldı. Kolunu gösteriyor ya. Bilevşükler anamın koluna da aldı. Ondan sonra anamı vereceğim sağ diyor. Mehmet amca, ne diyeceğim sana? Geçen yıl, buyur otur Mehmet amca. Geçen yıl eşiniz vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Diyorsun ki ben yalnız yaşayamayacağım. Evleneyim diyorsun. Evet kızım. Sonra yalnızım. Torun torba hiç yanımda kimse yok. Kimse yok. Tamam. Kimle tanışıyorsunuz? Ben evvela pazar yerinde gezerken tanıdığım bir arkadaşım var. Hem komşum, hem arkadaşım, hem dostum Musa. Musa. Musa ne yapıyorsun, nasılsın filan diye halıma atırmış orduysa. Ben de dedim ya Musa, ben dedim bekar edemeyeceğim. Ben dedim bir yerden bir şey... Musa sizin orduyu niyeden değil mi? Tanıdığınız. Aynı komşumuz. Aynı komşunuz sizin. İlk kuşten. Tanıyorsunuz bayağı. Tabii tabii. Tamam. Baba dostu yıkamada. Tamam. O zaman dedi ki, Mehmet amca dedi, benim dedi bir arkadaşım var dedi, Seferli dedi. Onun dedi İstanbul'da bir yeğeni var dedi. Eğer durursa dedi, o arkadaşla görüşeyim de dedi. Sağ dedi, o gün pazartesiydi. Çarşamba günü akşama haber veriyorum, sağ telefon ederim dedi. Etti telefon. Biriktik, birikeceğimiz yerde belediye ağı var, orada biriktik. Yanımızda da biz konuşana bir de arkadaşımız vardı. Dedi ki adamın şartları şu dedi. 12 bin lira isteye dedi. 2 altından 5 altın arası altın dahar, bilevşuk dahar 20 gramdan. Bir dakika, o 10 bin lirayı Musa istemedi mi? Yok, Musa'ya değil. Musa o arkadaş için dedi. Aracı kişiye verecekmiş aracı kişiye. Musa. Ama Musa yönlendiriyor tabii. Tamam, 10 bin lira istedi, bilezik istedi. 12 dedi de fakat ben adamın yanında... İndirim mi yapıldı? Ben adamın yanına götürmek için beni şey ettiyse, ben dedim ki Musa dedim. Ben dedim yaşlı adamım, ben bir evlenmeye kalkayım da evlenemedin mi? Benim uşaklarımla aram açılır, ben dolandırılırsam buraya ilk köşe çıkamam. Ben kepaz olurum, ben çıkamam dedim. Musa sen beni niye kandırdın, niye götürdün, tanımıyordun madem adamı da. Adamı çok iyi tanıyorum dedim, bana beni kandırdın Musa, kandırdın beni, yaktın beni. Dur, ben daha ne evlenebilirim? Mehmet amca bir dur. Ben meseleyi anlamadım. Ben dur. Her zaman şans var, hayır. Dur Musa, şimdi Musa sizin köyden. Köyden. Musa başka kişiyi aradı. Değil mi? Kim evet. Aradığı kişi kim? Aradığı kişi Kasım. 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 Kasım o 10 bin lirayı istiyor. O demiş. Ha 10 bin lirayı versin, ben evlendiririm, birisini bulurum versin, demiş. Evde verirsin. Tamam, parayı verdin. Parayı Musa'yla beraber götürdüm. Tamam, verdim. Verdiniz. Kasım'a verildi para. Verildi. Sonra? Ondan sonra Kasım görüntülü olarak İstanbul'da bu şehriyle beni görüştürdü. Şehri mi adı? Hayır, parayı Kasım'a verdim. Hayır, evden sizi tanıştıracak. Evet, evlendik için adı şehri. 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 Tamam. Şehriyle nerede buluştunuz? Görüntülü konuştuk bize. Ondan sonra evlenme kararını verdik. Tamam, hemen telefonla görüştük. Görüştük. Orada beğendiniz mi? Beğendik. Hemen görüntülü konuştuk. Görüntülü beğendik. Tamam dedi, hemen zaten aşkım demeye başladı. Dur Mehmet amca, hemen öyle görür görmez. Telefonla öyle görüntülü konuşuyorsun. Size tamam, aşkım bu olur diyorsun. Aşkım demiş.
Kızım beni bak, benim damatımla, kızlarımla şimdikin benim aram yok bu işin yüzünden. Sen bizi dinlemedin diyorlar, sağıp çıkmıyorlar bana şimdikin. Tamam ama ben meseleyi bir anlayayım Mehmet amca, otur. Şimdi sen görüştün ya telefonla. Evet. Tamam, beğendin Şehri'yi. Beğendim. Dedin ki tamam, tamam. Bu iş olur. Ya onlar kendisi tamam dediler. Ben zaten tamam diyem. İyi de olsa tamam diyem, kötü de olsa tamam diyem ben. Her türlü kabul ediyorum. Nasıl olsa hemen tamam diyorum. Aşkım falan demeye. Hasta da olsa tamam diyorum ben. Ne dedi o telefon görüşmesinde? Efendim? Şehri ne dedi size? Şehri mi? Şehri tamam dedi. Şehri de sizi beğendi. Ay, Şehri de beğendi tabii canım. O da beğendi. Ne söyledi size mesela? Nasıl hemen bir diyalog geçti aranızda? Aşkım kelimesi hemen meydana çıktı. Ne? Aşkım. Hemen aşkım deyince. Zaten telefonda şimdi aşkım. Dolandırıcılık başlıyor burada. Evet. Yani ilk görüşmede tabii. Hemen aşkım. Hemen aşkım denilir mi ya? Hani Şehri Hanım kaç yaşındaydı Mehmet amca? Efendim? Şehri Hanım kaç yaşında? O 66 yaşında. Sizden küçük. Sen de 78 yaşındaydın değil mi amca? 78 ben. Hı-hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.